Burak Ayıpkan'da niçin çok önemli? Niçin çok önemli? E çünkü insanlar 3 aylar girdi mi? Girmedi mi? Hiç farkında olmuyor. Ama Ragaip Kandili geldiği zaman ne oluyor? 3 aylar girmiş. Allah'ın ayı girmiş. Allah'a yaklaşma ayı girmiş. Mağfiret ayı girmiş. Hemen çeki düzen. Hal hareket değişecek. Birileri çıkıyor diyor. Ne diyorlar? Ya işte bu ayları taksis etmeye gerek yok. Hepsi Allah'ın ayı. Ya bu adam, bunu söyleyen adam ot gibi yaşamaya alışmış. Ot gibi ya. Hayatında hiçbir hareket olmayacak. Hep robot gibi hep aynı şeyleri yapacak. Bunu istemiyor Allah-u Teala. Robot olmayacaksın kulum. Değişik haller. İlahi tecelli Şeyh Efendi buyuruyor Hazretleri. Her gün ayrı bir tecelli gelir Allah katından. Var mı bunun delili? Var mı bunun delili? Arayanlara da söyleyelim. Açın Bukhari-i Şerif'i, açın bakın. Peygamber Zişan buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail aleyhisselam bir gün insan suretinde gelir. Dihyatul Kelbi vardı radıyallahu teala an. Peygamberin sahabisinden çok yakışıklı bir insandı. Ve de zengindi, tüccardı, konuşması güzel, itibarlı bir insan. Ne yapıyor? Devamlı tüccar olduğu için farklı şehirlere gidiyor. Peygamber dışarıda ona söylüyor. Gittiğin yerlerde İslam'ı anlat. Yahya. Gidiyorsun Allah'ın dinini anlat, onları Müslüman yap. O işte dışarıda İslam'a hizmet ettiği için burada değil ya. Cebrail aleyhisselam da onun suretiyle geliyordu. Ne şeref. Ne şeref. Hazreti Yahya'daki makama bakın. İşte insan suretinde geliyordu bazen. Sonra bazen nasıl gelir ya Resulallah? Bazen de diyor gökle yeri doldurur kadar cüssesi büyük bir şekilde gelir. İlahi tecellinin hep aynı olmadığını, bazen de nasıl geliyor biliyor musunuz diyor. Elbiseleri yakuttan, elmastan süslenmiş bir şekilde geliyor. Bunu okuduğum zaman çok şaşırmıştım. Subhanallah dedim, ilahi tecellilere bak yahu. Cebrail aleyhisselam da süslü süslü. Maşallah, elmastan, kıymetli taşlardan diyor, süslenmiş bir elbiseyle geliyor. Cebrail aleyhisselam vahiy getirirken. İlahi tecelli farklılık gösteriyor. Allahu Teala robot gibi olma, ot gibi yaşama kulum. Farklı aylarda, farklı günlerde bak, haftanın içinde bile sana bir özel gün koydum. Hangi gündü o? Cuma günüdür. Müslümanın bayramı. Ne yapacaksın o gün? Maalesef bugün farklı bir şey yapamıyoruz. Bir tek Cuma'ya gidebiliyor insanlar. Osmanlı zamanında neydi? Tatilimiz, şimdiki Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi tatil yapmıyorduk o zaman. Biz Müslüman gibi tatil yapıyorduk. Yani Osmanlı'ya hürmet etmek için bu bile yeter. Müslümanca tatil yaparlardı. Ne zaman? Cuma günü. Müslümanın bayramı odur çünkü. Biz Yahudi değiliz ki cumartesi bayram yapalım. Hristiyan da değiliz, pazar yapalım. Biz Müslümanız. Cuma günü. Cuma günü ne için bayram kılındı? O gün kulun dünyevi işlerden çekil, kenarıya at onları, Rabbine yönel. Kur'an günü olsun o gün, salavat günün olsun o gün. Robot gibi her gün aynı şeyleri yapma, ot gibi yaşama. Aynı şekilde de özel ayları var Allahu Teala'nın. O günlerde, o aylarda farklı bir kulluk Allahu Teala'ya sunman gerekiyor. Evet. Tabii ki Recep ayında en önemli ibadetlerden birisi nedir? Oruç tutmak. Genelde zaten fazlını belirleyen ayların hepsi şey hadislerden hepsi oruç hakkında. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men sâme evvela hamisin min Recep. Yani bugün. Bugün kim oruç tuttuysa, Recep ayının ilk perşembesini kim oruç ile geçirdiyse ne olacak? Ne olacak? Kâne hakkan alallâhi en yedhulehul cennet. Allah-u Teala kesin onu cennetine koyacak diyor. Kesin onu cennetine koyacak. Bir oruç deyip tabi geçmeyiniz. Allah-u Teala'nın ayında tutuyorsun orucu ve Allah-u Teala'nın
en özel ibadetini yapıyorsun. Niçin özel? Çünkü Allah buyuruyor Celle Celaluhu, her ibadetin sevabı bellidir. Ama orucun günü beyan etmiyorum size. Onu ahirette beyan edeceğim. Ve öyle mutlu olacaksınız ki, öyle mutlu olacaksınız ki, o sürprize öyle mutlu olacaksınız ki. Subhanallah. Kullarım, siz oruç tutun yeter ki diyor yani. Siz oruç tutun.